Şimdi arkadaşlar, bu soruya baktığımız zaman bize şöyle bir şey demiş. Uygun şartlarda tanımlı f fonksiyonu için x eşittir 2fx eksi 3 bölü 3fx artı 4 olduğuna göre fonksiyonun tersinin 4'teki değeri nedir diye sormuş. Şimdi biz şöyle bir şey söylemiştik. Demiştik ki bir fonksiyonun tersini bulmak demek x'i y cinsinden yalnız bırakıp en son x ile y'yi yer değiştirmek demiştik. Ve biz normalde fonksiyonları y eşittir fx şeklinde tanımlıyorduk. Şimdi ne yapıyorduk biz? Kuralı bir daha hatırlayalım. X'i y cinsinden yalnız bıraktık. Şimdi bakın, ben götürüp burada fx gördüğüm yere y yazacak olursam ne elde etmiş olurum? 2y eksi 3 bölü 3y artı 4'ü elde etmiş olurum. Şimdi bu ifadeye bir bakarsanız zaten burada x y cinsinden yalnız bırakılmış mı? Evet, bırakılmış. O zaman aslında ben fonksiyonun tersi bulmuşum. Sadece bir adım yapmam gerekiyor. O da x ile y'yi yer değiştirmek. Yani x gördüğüm yere y yazmam gerekiyor. Y gördüğüm yere ne yazmam gerekiyor? X yazmam gerekiyor. Bunu yaptığım zaman arkadaşlar aslında fonksiyonun tersini elde etmiş olacağız. 2x eksi 3 bölü 3x artı 4. Bize fonksiyonun tersinin 4'teki değerini sormuş. O zaman 2 çarpı 4 eksi 3 bölü 3 çarpı 4 artı 4 dememiz lazım. Şurası 5 yaptı. Burası 16 yaptı değil. Seçeneklerden bizim 5016'yı işaretlememiz gerekiyordu. Devam ettik. Fx doğrusal fonksiyondur. F3'ü vermiş. F'in tersinde 4'ü vermiş. F7 nedir diye sormuş bize. Arkadaşlar doğrusal fonksiyonu gördüğümüz zaman hemen kenara fx eşittir ax artı b şeklinde olan bir fonksiyondur dememiz gerekiyor. Ve bize zaten f3'ün 5 olduğunu söylemiş. Bir de şurada bakın neyi vermiş bize? F'in tersinde 4 dediğimiz değerin 0 olduğunu söylemiş. Bu durumda f'in tersinin eşitliğin diğer tarafını atacak olursam ne olarak geçecek? F olarak geçecek. Yani bize de f0'ın 4 olduğunu söylüyor. Bakın aslında şurada yaptığım işlem şu. F'in tersinin gitmesi için her iki tarafa sol taraftan f ile bileşke uyguluyorum. O zaman burası f'i sol taraftan atınca f0'a dönüşüyor. F ile f bileşiği birbirini götürüyor. Bu durumda f0 eşittir 4 kalıyor. O yüzden fonksiyon tek başına olduğunda diğer tarafa atarken f olarak geçer diye kısaca bunu söylüyoruz. Ama normalde bu işlemi yapıyoruz. Şimdi buna göre işlem yapacak olursak biz f3'ün 5 olduğunu biliyoruz. O zaman x yerine 3 yazınca 3a artı b dediğimiz değer 5'e eşittir. F0'ın 4 olduğunu biliyoruz. Bu durumda x yerine 0 yazınca a çarpı 0 artı b'nin biz 4 olduğunu biliyoruz ki buradan biz b'nin 4 olduğunu bulmuş olacağız. Götürüp bunu yerine yazdığımız zaman arkadaşlar 3a artı 4 eşittir 5 olacak. Yani bizim 3a dediğimiz değer 1 olacak. A dediğimiz değer 1 bölü 3 olacak. Bize fonksiyonun 7'deki değerini sormuş. O zaman f(x)'imiz ne olacak? 1 bölü 3x artı 4 şeklinde bir fonksiyon olacak. Bize f 7'yi sormuş. Yani 7 bölü 3 ile 4'ü toplamam lazım. Bu da ne yapar? 19 bölü 3 yapar demeniz gerekiyor. Başka bir yöntem şöyle yapabilirsiniz. Bakın biz bunun doğrusal fonksiyon olduğunu bildiğimiz için bunu yapabiliriz. f3'ün 5, f0'ın 4 olduğunu biliyoruz. 3t 5t 0 da 4'tü. Yani 3t 1 azalmış. Hatta şöyle yapmam lazım. Ters söyledim. Aşağıdan yukarıya doğru gidiyorum. Niye? Ben f7'ye gitmeye çalışacağım ya. 7'ye nasıl giderim? Yukarı doğru giderim. Yani artması lazım. O zaman 0'dan 3'e 3t 3 artarken bu ne yapmış? 1 artmış diyeceğiz. 1 artmış. 3'ten 7'ye çıkmak için arkadaşlar kaç artması gerekiyor? 4 olsaydı ne olurdu? 4 bölü 3 artardı. Hangisi? 3'ten itibaren gittiğim için 5'i 4 bölü 3 arttıracağım. Düzenlersem bu da yine ne yapar? 19 bölü 3 yapar. Yani bu grafik sorularında yaptığımız işlemin aynısını burada yapıyoruz. Orada ne yapıyorduk? İşte 20'de 5 azaldıysa 1'de 5 bölü 20 azalır diye fonksiyonu yazmaya çalışıyorduk. Aslında burada yaptığım işlemle aynı şeydir o.
Devam ettik. Gençler, buna benzer sorulardan önceden çözmüştük. Burada şöyle bir olay var. Şu içeriği x yapmak için x yerine içerideki ifadenin tersi yazılır. Bunu yaptığınız anda arkadaşlar içeriği x yapmış olursunuz. O zaman hemen kenara geçip diyorsunuz ki 3x eksi 5'in tersi x'i yazıyordum. Sabit sayının tel işaretlisi bölü x'in katsayısı diyordum. Bunu alacaksınız. Ne yapacaksınız? Fonksiyonda yerine yazacaksınız. Yani 3 çarpı x artı 5 bölü 3 eksi 5 deyip sol tarafta x yerine x artı 5 bölü 3 yazıyorsam eğer, sağ tarafta da aynı şekilde x yerine x artı 5 bölü 3 yazmam gerekiyor. Bakın şu 3'ler gidecek. X artı 5'ten 5 çıkartınca 5'ler de gidecek. Burası neye dönüşmüş oldu? Fx'e dönüşmüş oldu. 3'e böldük 1, 3'e böldük 2. 2 ile çarptığım zaman 2x artı 10 artı 4 yaptı. Buradan bizim fx'imiz 2x artı 14 oldu diyoruz. Fx'imiz 2x artı 14'müş arkadaşlar. Devam ettik. Arkadaşlar f ve g tanımlı olarak da birebir ve örten fonksiyon olmak üzere bu ne için gerekliydi arkadaşlar? Bir fonksiyonun tersinden bahsedebilmek için geçerliydi. O zaman diyor ki bize, bir fonksiyonun tersinin tersini alırsanız, yani iki kez ters uygularsanız ne olur? Tersler birbirini götürür, geriye f kalır. Ve bileşke fonksiyonda da ters alıyorsanız eğer, bakın bu ters hem bu fonksiyona hem de bu fonksiyona gelir. Ve unutmayacağınız şey arkadaşlar, bir de yer değiştirir. Bunun üçlüsü de var, ondan da bahsedeyim. Mesela f bileşke, g bileşke, h'ın tersinden bahsedebilir arkadaşlar. Bakın bu ters, yani şuradaki ters, h'a da gelecek, g'ye de gelecek, f'e de gelecek. Ama bunu şu an görmesi zor olduğu için şöyle yapacaksınız. Şu ikisini bir düşüneceksiniz. O zaman şu kurala göre g bileşke h'ın tersini almam lazım. Bileşke bir de f'in tersini almam lazım. Yani ne yaptım? Tersi hem buna hem buna dağıttım, hem de yer değiştirdim. Sonra buradaki tersi kullanacak olursam, tersi içeriye dağıttığım zaman hem yer değiştirmem lazım, hem de bunların terslerini almam lazım. Bakın bu durumda ne oldu? Ortadaki g idi, hala ortadaki g. Sadece kim yer değiştirdi? F ile h yer değiştirdi. Yani bundan sonra 3 tane fonksiyonun bileşkesinin tersinden bahsederse, ortadaki terimin tersini kendi yerine yazıyorsunuz. Diğerlerin terslerini de alıp yer değiştirerek yerine yazmanız gerekiyor. Devam ettik. Şimdi arkadaşlar bakın, bu fonksiyon, şu ters hem buna gelecek hem buna gelecek, hem de yer değiştirecek. G'nin tersinin tersi gelecek. Buradan da f'in tersinin tersi gelecek. Yani bu g olacak, bu ne olacak? F olacak. Ve terslerini aldığım zaman aynı zamanda yer de değiştirmesi lazım. O zaman şu ifade şuna dönüştü. F bileşke g bileşke 3'e dönüştü. Bize bunu soruyormuş arkadaşlar. O zaman bizim f içerisinde g3'ü bulmamız lazım. F içerisinde g3'ü bulabilmemiz için ne yapıyoruz? Gx'de şuranın biz 3 olmasını istiyoruz. Bu durumda burada x yerine 3 yazmam lazım. Bu durumda sağ tarafta da x yerine 3 yazıyorum. O zaman f'in içerisi 3 eksi 3. Yani neye dönüşmüş oluyor? F0'a dönüşmüş oluyor. Benzer mantıkla burada x yerine 0 yazıyorum. O zaman burada da x yerine 0 yazmam lazım f0'ı bulmam için. Yani 2 çarpı 0 eksi 5 değil. Benim seçeneklerden eksi 5'i bulmam gerekiyordu. Devam ettik. Bize demiş ki f fonksiyonu bu, g fonksiyonu bu. Tamam. İlk başta ne arıyoruz ona bir bakalım. Ona göre düzenleyeceğiz. Buradaki tersi hem g'nin tersini hem de f'e attığımda g'nin tersinin tersi g yapacak. F'in tersi f'in tersi yapacak. Ve yer değiştirmesi lazım. O zaman şu ifade şöyle oldu mu? G bileşke f'in tersinde 3'e dönüşmüş oldu. O da g içerisinde f'in tersinde ne yapar? 3 yapar. O zaman bana f'in tersi lazım. Ne yapıyorum? Bu f'i alıyorum. Buradan bu tarafa atıyorum. O zaman 2x eksi 4 eşittir. F'in tersi içerisinde 4x eksi 5 olacak.
Ben şuranın 3 olmasını istiyormuşum. Yani 4x eksi 5 eşittir 3 diyeceğiz. 4x'imiz 8 olacak. X yerine 2 yazmamız gerekiyormuş. 2'yi hem burada hem de burada yerine yazarsak 4 eksi 4'ten ne olacak? 0 olacak. Yani biz şurayı ne bulduk? 0 bulduk arkadaşlar. G0'ı arıyoruz artık. Artık bakıyoruz. G0 lazım. Burası G'nin tersi. Bunu diğer tarafa attığımız zaman ne olacak? Hemen şuradan çekelim. 3x artı 5 eşittir. G içerisinde x eksi 2 olacak. Biz şuranın 0 olmasını istiyoruz. Buna göre x yerine 2 yazmamız lazım. Sol tarafta x yerine 2 yazıyorsak sağ tarafta, sol tarafta da x yerine 2 yazarız. 6 artı 5'in ne olması lazım? G 0 olması lazım. Bizim G 0 dediğimiz değer kaç eşittir? 11'e eşittir. Yani bizim sonucumuz kaç çıktı arkadaşlar? 11 çıktı diyoruz. Adım adım giderseniz hata yapma oranınız azalır. Dikkat ettiğiniz müddetçe çok da sıkıntı olmaz. Zor bir olay değil. Devam ettik. Bakın yine bileşkenin tersinden bahsetmiş. Bize f'i vermiş, g'yi vermiş. Bunun 4'teki değerinin 3 olduğunu söylemiş. O zaman şuradaki eksiği hem buna hem de buna atacak olursam f'in tersinin tersi f yapar, bu tarafa geçer. G'nin tersi g'nin tersi yapar, sol tarafa geçer. Arada bileşke var. 4 yazınca bu 3 olacakmış. Güzel. Şimdi bakın burada da şöyle bir şey yapayım. G'nin tersi içerisinde f 4 eşittir 3 dedik. Şunu unutmayın. Bir fonksiyonu bir taraftan diğer tarafa atarken her zaman en soldakini atıyorsunuz. Niye? Aslında ben soldakini atmıyorum. Sol taraftan buradaki neyse onun tersiyle işlem yapıyorum. Bu durumda en solda g'nin tersi var ya. Bu g'nin tersini alıyorum, diğer tarafa atıyorum. Yani bize aslında soruda neyi söylemiş biliyor musunuz? F4'ün g 3 olduğunu söylemiş. Yani ben ne yaptım aslında? Şuradaki g'nin tersini yok etmek için g'nin ile bileşkeyi buraya yapıştırdım. Aynısını buraya yapıştırdım. O zaman bu 3 ne olur? G'nin içerisine girer. Yani g3'e dönüşmüş olur. Yani sol taraftaki fonksiyonu atarsınız. Yani tutup da ben bu f içeride sağda kalıyor ya diğerine göre. Sağdaki için f'in tersiyle işlem yapıp buraya f'in tersinde 3 yazamam. Öyle bir şey yok. Soldakini atabilirsiniz. F4 dediğimiz değer 3 çarpı 4 artı 2 bölü 4 eksi 3. G3 dediğimiz değer 3 çarpı m artı 5. Ne yaptı bakalım? 4, 12, 14 mü yaptı burası? Burası 3m artı 5 oldu. 5 attık 9 yaptı. 3m oldu. Her tarafı 3'e böldüm. Benim m dediğim değer kaç eşit oldu? 3'e eşit oldu. M dediğimiz değer 3'tür diyoruz. Devam ettik. Bakın yine bileşkenin tersini almış. Şu arkadaşın tersini alınca g'nin tersi yapacak. Bu arkadaşın tersini alınca fonksiyonun tersinin tersinden f'e dönüşecek. Bileşkenin tersini aldığım için aynı zamanda yerde değiştirecek. Yani g'nin tersi bileşke f x eşittir 3x eksi 5'miş. Bakın yine aynı olay. G'nin tersinde ne diyor bize? F x eşittir 3x eksi 5. Ben ne yapabiliyordum? Soldaki fonksiyonu eşitliğin diğer tarafına atabiliyordum. G'nin tersi sağ tarafa g olarak geçecek. Yani bize aslında soruda fx'in ne olduğunu, g 3x eksi 5 olduğunu söylemiş. Bize diyor ki x yerine g1'i soruyor. G1'i vermiş, f2'yi soruyor. O zaman f2'yi bulmak için ben x yerine burada 2 yazıyorsam eğer sağ tarafta da x yerine kaç yazmam lazım? 2 yazmam lazım. Yani ne oldu? f2 oldu. Burası g 6 eksi 5 yaptı. Bir adım daha gidersem benim f2 dediğim fonksiyon g1'e eşit oldu. Ki zaten bize g1 2 vermişti. Yani f2 dediğimiz değer kaç eşitmiş? 2'ye eşitmiş. Devam ettik. Bakın diyor ki bize f2 x eksi 3 fonksiyonunu verdim. Fx artı 3 fonksiyonun eşiti nedir diye soruyor. Şimdi uzun uzun şöyle yapabilirsiniz. Mesela dersiniz ki
Ben içerinin tersini yerine yazarım. Yani burada x yerine ne yazarım? X artı 3 bölü 2 yazarım. Tamam, şuranın tersi x artı 3 bölü 2'dir. Burada yazınca burada da yazarım. Fx'i bulurum. Sonra x görünümüne de x artı 3 yazarım. Ya da şunu dersiniz. Ben x'ler karışmasın diye şuna k diyecek olursam ben 2x eksi 3'ün k artı 3 olmasını istiyorum. Bu durumda 2x'im k artı 6 olur. Yani benim x yerine k artı 6 bölü 2 yazmam gerekiyormuş. Bunu yerine yazdığımız zaman f içerisinde 2 çarpı k artı 6 bölü 2 eksi 3 eşit olacak. 4 çarpı k artı 6 bölü 2 artı 5. Şu ikiler gitti. Yani f k artı 3 dediğim değer şuradaki ikileri sadeleştirip içeriye dağıttığımda 2k artı 12, 5 de burada var, artı 17 oldu. Ben zaten dikkat ederseniz ne yapmıştım? X'e k demiştim. O zaman k gördüğüm yere x yazarsam f x artı 3 dediğim ifade 2x artı 17'ye dönüşmüş oldu. Cevabımız 2x artı 17 diyoruz. Ya da başlangıçta söylediğim yolu kullanarak f 2 çarpı x artı 3 bölü 2 eksi 3 eşittir 4 çarpı x artı 3 bölü 2 artı 5 deyip şurayı fx'e çevirmiş oldunuz. Burayı dağıttığınız zaman 2x artı 6 5 de burada var. 2x artı 11 oldu. Sonra ben fx artı 3'ü aradığım için x gördüğüm yere x artı 3 yazıp düzenlersem fx artı 3 dediğim fonksiyon 2x artı 6 artı 11'den 2x artı 17'ye dönüşmüş oldu. Yani cevabımız neymiş? 2x artı 17'ymiş. Devam ettik. Evet. Şimdi arkadaşlar. Fonksiyonun f ve g demek yerine üçgen ve kare olarak tanımlamış. O zaman ben kolaylık olsun diyorum ki şuraya f diyorum. Buna da g diyorum. 3 tane f var. Yani burası f bileşki, f bileşki, f. M yaptı. 3 tane G var. Burası G bileşki, G bileşki, G, M yaptı. Arkadaşlar bu şekilde fazla fazla fonksiyon varsa ki bununla ilgili ben eskiden şöyle soru yazardım. F bileşki, F bileşki, F toplamda hangi senedeyiz? 2020. Bu seneyi çok sevmedik. 2021 tane derdim. 2021 tane. Bunun 5'teki değeri nedir diye sorardım. F fonksiyonu da verdikten sonra. Bu kadar çok fonksiyon veriliyorsa bilin ki fonksiyonun tersi kendisine eşittir. Yani fonksiyonun tersine bir bakın. Mesela ben burada f'in tersine bakarsam buradaki x'in katsayısıyla aşağıdaki sabit sayı hem işaret değiştirecek hem yer değiştirecek. Eksi 3 yukarı geldi, artı 3 oldu. Artı 3 aşağı indi, eksi 3 oldu. E ne oldu? Fonksiyonun tersi kendisine eşit oldu. Bakın fonksiyonun tersi kendisine eşitse her iki f birbirini götürür. Niye? Bunların yanında x olduğunu düşünün. Şu şekilde. Şu f'in gitmesi için ben sol taraftan bileşke yapıştırdım. Şunlar gitti. O zaman f bileşki f x ne oldu? X oldu. Yani iki tane f birbirini götürüyor. Her iki fonksiyon birbirini götürür. Sadeleştirir. Aynı şey g'de bakıyorum. G'de de tersi kendisine eşit mi diye bakıyorum. G'de ne yapıyorduk? Gx'de. X yazıyorduk. Sabit sayının ters işaretlisi. Böyle x'in katsayısı. Biz bunu düzenlersek bizim gx'imiz ne oldu? 2 eksi x oldu. Bu durumda hatta şöyle tersi yazmam gerekiyordu buna. Yine g'nin tersi de g'nin kendisine ne çıktı? Eşit çıktı. O zaman olay şuydu. Fonksiyonun tersi kendisine eşit çıkıyorsa her iki fonksiyonda bir sadeleştirdiği için şu f'ler gider. Şu g'ler gider. Geriye f m eşittir g m kalır diyebilmeniz gerekiyordu. F m dediğimiz değer götürdük x yerine ne yazdık? M yazdık. O zaman 3 m eksi 6 bölü m eksi 3 eşittir. G m dediğimiz değer 2 eksi m yaptı. İçler dışlar çarpımı yapacağız. M ile çarptık 2 m eksi m kare eksi 3 ile çarptık eksi 6 artı 3 m oldu. Neler gitti? Bakıyoruz. Şu 3m'ler gitti mi? Bence gitti. Eksi 6'lar gitti.
O zaman 0 eşittir. Şurada m parantezine alsam 2 eksi m yapacak. Buradan ya m 0'dır ya da m nedir? 2'dir diyebilmem gerekiyor ki soruda bana pozitif değer dediği için B seçeneğini işaretlemem gerekiyordu. Devam ettik. Demiş ki y eşittir fx birebir ve örten bir fonksiyon olmak üzere f bileşki fx eşittir x demiş. Alt tarafta onu yazmış. Diyor ki Ali öğretmen matematik dersinde yukarıdaki soruyu tahta yazmış ve öğrencilerin sorunun çözümü için fikirlerini sormuştur. P'nin sorunun çözümü için m değerlerinin bulunması gerektiğini fakat bulamadığını söylüyor. Bu durumda soruya tekrar bakan Ali öğretmen f bileşki fx'in ne olduğunu söylüyor? X olduğunu söylüyor. Bakın kenara yazayım. F bileşki fx neymiş? X. Bu f içerisinde fx demektir. X. O zaman bizim fx'imiz ne olur? F'in tersinde x olur. Yani fonksiyonun tersi kendisine eşitmiş arkadaşlar. E fonksiyon belli. Fx eşittir. 3 eksi mx artı m. E fonksiyonun tersini de ben bulabilirim. Derim ki x yazarım. Sabit sayının tel işaretlisi bölü x'in kat sayısı. Hatta bunu bir adım daha düzenlersen 1 bölü 3 eksi m x eksi m bölü 3 eksi m. E bu durumda bu ikisi birbirine eşit olduğuna göre buradaki x'in katsayısıyla buradaki x'in katsayısı eşittir demem yeterli. Yani 3 eksi m eşittir 1 bölü 3 eksi m. İçler dışlar yaptığım zaman 3 eksi m'nin karesinin ne olması lazım? 1 olması lazım. Yani 3 eksi m dediğimiz değer ya 1'dir ya da 3 eksi m dediğimiz değer nedir? Eksi 1'dir dememiz gerekiyor. Buradan biz bunu 1 yaparsak m dediğimiz değeri kaç buluruz arkadaşlar? 2 buluruz. Biz bunu eksi 1 yaparsak m dediğimiz değeri kaç buluruz? 4 buluruz. Şimdi şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu şekilde olan sorularda eğer bunun birebir örten olduğunu söylüyorsa ve fonksiyonun tersi kendisine eşit diyorsa arkadaşlar x'in katsayısı 1'dir. Tamam mı? X'in katsayısı 1 olursa bunu sağlar. 1 ya da eksi 1 olması lazım. Aslında x'ini de kullandım. Bakın 1'i de eksi 1'i de kullandım. Şıklarda 2 var. Yani bunun cevabı kaçtır yerine kaç olabilir dese daha güzel olurdu. Niye? Şöyle düşünelim. Bakın az önceki sorudan. Mesela fx eşittir 2 eksi x olsaydı x eksi 2 bölü eksi 1 diyordum. Yine tersi kendisine eşit oluyordu. Yani bunun katsayısı 1 ya da eksi 1 olursa bunu sağlayacak. O yüzden bu kadar işlemi yapmak yerine fonksiyonun tersi kendisine eşit diyorsa bu şekilde doğrusal bir fonksiyonda x'in katsayısını 1 ya da eksi 1 yapmanız lazım. Ama ben onu unuturum diye benim yaptığım gibi yazacak sonra eşitleyecek. Demiş ki uygun koşullarda tanımlı f ve g fonksiyonları için fx budur. G içerisinde 1 bölü f'in tersi olduğuna göre g2 kaçtır diye sormuş bize. Şimdi geçen derste diğer sınıfta bu soruyu çözerken açıkçası birazcık uzun işlem yaptım. Yani içerisi 2 olacak dedim. F'in tersinin 2 olması için uğraştım falan. Bu sefer normal fonksiyonun tersini alarak ilerliyorum. Şimdi fonksiyonun tersini almak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Yukarıdaki x'in katsayısıyla aşağıdaki sabit sayı var mı? Var. Ne var aslında? 0 var. Hem yer değiştirecekti hem işaret değiştirecekti. O zaman 3 eksi 0 çarpı x bölü x artı 2 oldu. Yani bizim f'in tersinde x dediğimiz fonksiyon neymiş aslında? X artı, yanlış oldu, 3 bölü x artı 2'ymiş gençler. Şimdi bunu alıp şurada yerine yazdığımızda ne olur? G'nin içerisinde 1 bölü 3 bölü x artı 2 eşit olacak. X kare eksi 5x artı 3. Bunu getirdim sadece solda yerine yazdım. Niye? Burada sadece f üzeri eksi 1x var. Yani solda var. Sağ tarafta öyle bir şey yok. Ben bunu biraz daha düzenlersem x artı 2 bölü 3'ün ne olmasını istiyorum? X kare eksi 5x artı 3 olmasını istiyorum. Şuranın biz 2 olmasını istiyormuşuz.
x artı 2 bölü 3 eşittir 2 deriz. X artı 2'miz 6 olur. Yani bizim x yerine 4 yazmamız gerekiyormuş. Gideriz hem burada hem de burada x yerine 4 yazarız. Yani bizim g 4 yazınca burası kesin 2 yapacak. 4 yazdığım 4'ün karesi eksi 5 çarpı 4 artı 3 yaptı. Yani 16, 19, eksi 20 oldu. O yüzden cevabımız kaç çıktı? Eksi 1 çıktı diyoruz. Devam ettik. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx doğrusal ve gx sabit fonksiyonu için demiş. G 2020 kaçtır diye sormuş bize. Böyle demiş. F bileşik F bileşik fx'imize 27 olduğunu, F bileşik gx'in 27. Birin 27x, diğerinin 27 olduğunu söylemiş bize. 2020'nin değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar, buradaki olay şu. Şu kısma dikkat ediyorsunuz. Diyor ki bize, bakın ne diyor? Fx doğrusal. Yani bizim fx'imiz normalde nasıl olmalı? Ax artı b gibi olmalı. Peki aynı fonksiyonu, yani bir fonksiyonu kendisiyle bileşke işlemini tuttuğumuz zaman ne çıkmış? 27x çıkmış. Yani yanında ne yok bakın? Dikkat edin, sabit sayı yok. O yüzden bizim doğrusal fonksiyonumuzda da b yoktur. Yani sabit sayı yoktur. Bu durumda bizim fx'imiz ax şeklinde olan bir fonksiyondur. Fx'imiz neye eşitmiş? Ax'e eşitmiş. Şimdi buna göre şurası bize neyi verir arkadaşlar? F içerisinde fx'i verir. Bizim fx'imiz ax'ti. O zaman f içerisinde f ax'e dönüştü. F'te x yerine ax yazarsak ne olur? F içerisinde a çarpı ax olur. Çünkü kendi ax'ti. X yerine ax yazdım. Sonra yine f'te x yerine a çarpı ax yazacağım. Bu durumda a çarpı a çarpı ax oldu. Bunun da biz 27x olduğunu biliyoruz. Yani bize a küpün 27 olduğunu, bu durumda a'nın da kaç olduğunu söylemiş? 3 olduğunu söylemiş. Bize fx'i aslında ne olarak vermiş? 3x olarak vermiş. Yani aynı fonksiyondan 3 tanesini iç içe yazdığınız zaman toplamda neye dönüşmüş oldu? 27x'e dönüşmüş oldu. Şimdi soruda bir de ikinci bir fonksiyon vermiş. F bileşiği y'yi vermiş bize. Yani f içerisinde gx'in bize 27 olduğunu söylüyor. Sonra demişiz, o zaman biz bunun için ne yapacağız? Şu içeri gx yapmamız lazım. Buranın gx olması için bizim x yerine gx yazmamız lazım. Sol tarafta yazıyorsak sağ tarafta da yazarız. Buna göre 3 çarpı gx'e dönüşür, 27 olur. Bizim gx'imiz her tarafı 3'e böldüğümüz zaman kaç eşit olacak? 9'a eşit olacak. Artık şu içerisi 2020 de olsa görebilirsek 2021, 2000 bilmem kaç olursa da sonucumuz kaç yapacak? 9 yapacak. Devam ettik. Bu ne be? Evet. Demiş ki doğal sayılar kümesi üzerine tanımlı f ve g fonksiyonları biçiminde tanımlanıyor. 10. sınıf öğrencisi olan Bade permütasyon konusunu unutmamak için bak ne yapmış? Permütasyon konusunu unutmamak için dikkat edin. Bu fonksiyonların bileşkesinin görüntü kümesindeki rakamları kullanarak 3 basamaklı rakamla farklı bir sayı yazmak istiyor. Siz de orada oturun. Neyse. Yüzler basamağında f bileşik fx fonksiyonunun görüntü kümesindeki rakamları, onlar ve birler basamağında ise g bileşik gx fonksiyonunun görüntü kümesindeki rakamları kullanmıştır. Bade neler yapmış ya. Bizi de uğraştırıyor ama artık yapacak bir şey. O zaman bizim f bileşke fx'i bulmamız lazım gençler. F bileşke fx dediğimiz arkadaş nedir? F içerisinde fx'tir. Bu ne demek? Ben şurayı fx yapmak istiyorum demektir. Burada fx yazıyorsam burada da fx yazarım. Yani f bileşke fx'imiz neye dönüştü? 2 çarpı fx artı 1'e dönüştü. Hatta fx gördüğüm yere de ben ne yazabilirim? 2x artı 1 yazabilirim. O zaman bizim f bileşke fx dediğimiz ifade bunu 2 ile çarpınca 4x artı 2, bir de burada var 4x artı 3 oldu. Bunu bulduk. 4x artı 3. Soruya dikkat edin. Bakın doğal sayılar kümesine tanımladığı için x yerine ben 0 yazsam sonucumuz kaç çıkar? 3 çıkar.
X yerine 1 yazsak sonucumuz kaç çıkar? 7 çıkar. X yerine 2 yazsak bizim sonucumuz kaç çıkar? 11 çıkar. Burayı alamam. Niye? Ben sonuçta 3 basamaklı sayı yazıyorsam kullanacağım sayılar rakam olacak. Yani 2 basamaklı bir sayı kullanamam. Geldim GF bileşki GX fonksiyonuna. G bileşke GX. Yani yüzler basamağında biz 3 ile 7'yi kullanıyormuşuz. Bu G içerisinde GX demektir. O zaman bizim G bileşki G X dediğimiz ifade, ben buranın GX olmasını istiyorsam götürür burada da X yerine GX yazarım. Yani ne olur? GX artı 2 olur deriz. Hatta bizim GX'imiz de X artı 2 olduğu için G bileşki G X dediğimiz ifade X artı 4'e dönüşmüş olacak. Yine doğal sayılarda işlem yaptığım için X yerine 0 yazsam sonuçta 4'e gider. 1 yazsam 5'e gider. 2 yazsam 6'ya gider. 3 yazsam 7'ye gider. 4 yazsam 8'e gider. 5 yazsam 9'a gider. Daha fazla yazmam. Niye? Rakamı geçmiş olur. Şimdi buna göre biz 3 basamaklı sayılar yazacakmışız arkadaşlar. Ama nasıl yazmak istiyoruz? Bakın 3 basamaklı rakamları farklı bir sayı yazmak istiyorum. O zaman bakın burada da 7, burada da 7 olduğu için kümeyi ayrı ayrı düşünerek işlem yapmam gerekecek. Yani şöyle yapacağım. 3 basamaklı bir sayı alıyorum. Yüzler basamağını f bileşki f'ten alıyorum. Yani 3 ya da 7. İlk başta burası 3 olabilir derim. Yani bir sayı gelir. Sonra buraya gelirim. 7 olur derim. Bir sayı gelir derim. Birler ve onlar basamağını şuradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane rakamdan alacağım. O zaman onlar basamağına 6 tane rakam geliyorsa rakamları farklı dediği için 1'e gidecek. Buraya 5 tane kalacak. Burada bakın 7 olduğu için burada da 7 var. Bu 7'yi kullanamam. Bu durumda buraya 5 tane kalır. Buraya da 4 tane kalır demem gerekiyor. Yani buradan 30 tane, buradan 20 tane, toplamda 50 tane 3 basamaklı sayı yazabiliyormuş. Evet, devam ettik. Ne kadar güzel bir soru, ne kadar güzel bir soru. Demiş ki bize dik koordinat düzleminde f, g ve h fonksiyonlarının 0, 4 aralığındaki karşılıklarını verdik demiş. F fonksiyonunun bize siyah olduğunu söylüyor. G'nin mavi, h'ın da artık o ne renkse kırmızı olduğunu söylüyor bize. Şimdi arkadaşlar 1 ile 2 aralığındaki bakın a'ları biz ilk başta 1 ile 2 arasında alıyormuşuz. Yani şurada alıyormuşuz bak. Bizim a'larımız burada en başta. Şimdi bakalım. F içerisinde GA dediğimizde G neydi? Maviydi. Bakın bu durumda G mavi ise GA'nın karşılığı 0 ile 1 arasındadır. Tamam mı? 0 ile 1 arasındadır. Şurada. Buna göre şurası 0 ile 1 arasında olduğunda F'ler nereye gider? Yani x ekseninde 0, 1 alacağım. Sonra oradan kimi bulacağım? F'i bulacağım. Nereye geldi? 2 ile 3 arasına geldi. Yani bizim buradan P dediğimiz değer 2 ile 3 arasındaymış. Sonra geldim diğerine. Şurada ne var? G, H, A var. H, A. Nerede? 1 ile 2 arasında A'yı alıyorum. H'ımız ne? Bakıyorum kırmızı olan. 1 ile 2 arasındaki değeri aldım. Buraya geldim. Nereye geldi arkadaşlar? Şuraya geldi. Bu durumda ne oldu? 2 ile 3 arasına mı geldi? 2 ile 3 arasına geldi. Bakın şurası 2 ile 3 arası yaptı. Değil mi? Şu aralık 2 ile 3 arası oluştu. Sonra G içinde 2 ile 3 arasında değer alacağım. G'ni mavi. 2 ile 3 arasında nereye geldi? Buraya geldi. Nereye gitti? 3 ile 4 arasına gitti. O zaman buradan da ne oldu arkadaşlar? 3 ile 4 arasına gelmiş oldu. R'miz 3 ile 4 arasındaymış. Buraya geldik. Diğerine bakıyoruz. Onu da maviyle yazalım. HFA. HFA. FA. 1 ile 2 arasında F'i buldum. Nereye geldi? 3 ile 4 arasına geldi. 3 ile 4 arasına geldi. Bakın şurası 3 ile 4 arası. Sonra 3 ile 4 arasında nereye gideceğim? Kırmızıya gideceğim. 3 ile 4 arasında kırmızı nereye geldi? 1 ile 2 arasına geldi. O zaman 1 ile 2 arasına geldi derim. Eğer hata yapmadıysan bu şekilde olması gerekiyor. Bazen karışabiliyor çünkü. Bu aralıklara göre en küçük
S, sonra P, sonra R. Yani cevabım E seçeneği olacak diyor. Yani hangi aralığa düşüyor? Aralıktaki değere göre nereye gittiğini, çıkan aralıktaki değerinde tekrar o fonksiyonda, istenen fonksiyondaki karşılığın hangi aralıkta olduğunu bulmanız gerekiyordu. Geçtik. Diyor ki bize A ve B gerçel sayılar olmak üzere gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı F ve G fonksiyonları biçiminde tanımlanıyor. Evet, olabilir. Bize demiş ki F bileşiği G1 6 tane G1'dir demiş. F G bileşiği F2 eşittir F2'dir demiş bize. Şimdi bizim o zaman bir G1'i bir de F2'yi bulmamız lazım. F2'yi bulalım. F2'miz 2 yazarsak 4 artı A yapar. Sonra bizim neyi bulmamız lazım? Bir de G1'i bulmamız lazım. G1'i bulalım. B eksi 2 yapar. Şimdi şu fonksiyonu şuraya taşıyorum. Bu F içerisinde G1 demektir. Bu 6 tane G1'miş arkadaşlar. Bu F içerisinde 4 artı A'ya dönüştü. Bu 6 tane 4 artı A yaptı. Şimdi F4 artı A dediğim ifade aslında F'te X gördüğüm yere 4 artı A yazmam demektir. Yani 2 çarpı 4 artı A artı A eşittir 24 artı 6 A oldu. Burayı dağıttığım zaman 8, 2 A da burada var. 3 A dediğimde 24 yaptı artı 6 A. Yani bizim 3 A dediğimiz değer, hata yapmadıysam eksi 16 oldu. A dediğimiz değer eksi 16 bölü 3 yaptı. A eşittir eksi 16 bölü 3'müş. Bir kontrol edeyim hemen hızlıca. Yanlış yaptım çünkü ben F'i yerine yazdım. Evet. Ben de diyorum saçma sapan bir değer çıktı. Tabii siz de bu ne yapıyor deyip baktığınız için. F içerisinde G1'i yerine yazacağım. Ne olacak? B eksi 2 eşittir. 6 tane B eksi 2. O zaman bu B eksi 2'yi alıp şurada yerine yazmam gerekiyor. 2 çarpı B eksi 2 artı A eşittir. 6 B eksi 12 oldu. Yani şuradan 2B geldi diğer tarafa. Neyse birazcık daha işlem yapayım bari. 6B eksi 12 yaptı. 12'yi bu tarafa aldım. Burası 8 oldu. Bunları diğer tarafa aldım. Ne yaptı? 4B eksi A yaptı. 8 eşittir 4B eksi A'ymış. Bunu bulduk. Sonra aynı mantıkla burada işlem yapıyorum. G içerisinde F2'ye dönüştü burası. Eşittir F2 oldu. Bizim F2'miz 4 artı A. Burada 4 artı A yazdık. O zaman burası da 4 artı A. Sonra G'de ne yapmam gerekiyor? Şunu yazmam gerekiyor. X yerine B çarpı 4 artı A eksi 2 eşittir 4 artı A oldu. Yani 4B şuradan ne geldi? Artı AB eksi 2 eşittir 4 artı A'ya dönüşmüş oldu. Peki bakın şuradan ben A'yı çeksem ne derim? 4B eksi 8 derim. Getirsem burada yerine yazsam 4B artı AB eksi 2 4 artı 4B eksi 8. Şu 4B'ler gitti. Zaten biz AB'yi arıyorduk. AB ve sayılar kaldı burada. Şu ikisi eksi 4 yaptı. Eksi 2 daha çıkarttık. Yani eksi 2 çıkarttığım için toplamış oldum. Neye dönüştü? Eksi 2'ye dönüştü. O yüzden cevabımız B seçeneği olacakmış. Devam ettik. Demiş ki dik koordinat düzleminde 0, 4 kapalı aralığında tanımlı fx ve gx fonksiyonunun grafiklerinin bir kısmı şekilde verilmiştir. F bileşik fx 1 eşitlerinin hangileri, eşiklerinden hangileri yalnızca iki farklı x doğal sayısı için sağlanır demiş bize. Arkadaşlar şimdi diyor ki bize şurası ne diyor? F içerisinde fx'imiz kaç olsun diyor? 1 olsun diyor. Yani şu içerisi kaçken fx 1'dir diye soruyor bize. Şimdi fx'in 1 olduğu yer şura. Yok fx hangisi şu. Fx'in 1 olduğu yer neresi arkadaşlar? Burası. Bakın nereye gidiyor? 1'e gidiyor. Yani ben içeriği 2 yaptığım zaman sonuç kaça gidecekmiş? 1'e gidecekmiş. Bu durumda şunun ne olması lazım? 2 olması lazım. Şimdi neyi arayacağım? Fx'i 2 yapan değeri arayacağım. Fx'in 2 olması demek y ekseninde 2'yi bul demek. 2'den şöyle doğru çektim. F hangisi siyah? Siyahta 2 var mı var? Nedir? 1.
Siyah eki var mı? Var. Nedir? 3. Başka var mı? Yok. Yani bunun için benim x yerine 1 ve 3 yazdığım zaman sonucun 2 olacağını biliyorum. O yüzden bunda sağlayan 2 tane değer var. Sadece 2 tane var. Buna baktığımızda f içerisinde gx'in ben 2 olmasını istiyorum. O zaman şöyle düşüneceğim. Şu gx kaç olursa sonuç 2 çıkar. Bakın şu içerisi az önce bulmuştuk. Sonucun ben 2 olmasını istiyorsam y ekseninden 2'den 1 doğru çekerim. Siyahı kestiği yer var mı? Var. 1 ve 3. Yani ben neyi arıyormuşum? Gx'in 1 olmasını, bir de gx'in 3 olmasını arıyormuşum. Gx'in 1 olduğu yer. Bakın gx 1 bura. 1'den geçen doğru çektim. Gx'imiz ne kırmızı? 1. 2 tane çıktı. Gx'in 3 olduğu yer neresi arkadaşlar? Şurası. 3'ten çektim. Kırmızı değen 1 tane oldu. Yani burada 3 tane değer varmış. Bunun için 1 için hangileri çıktı? 1 ve 4. X yerine 1 ve 4. 3 için de X yerine kaç yazmam gerekti? 2. Burada 2 tane değil de 3 tane değer kullandığım için bu olmadı. Çünkü bize yalnızca 2 farklı doğal sayıdan bahsetmiş. Sonra geldik diğerine. G içerisinde Gx'imiz kaç eşit? 3 eşit. İçerisi kaç olursa sonuç 3 çıkar. Kırmızı fonksiyon yani Gx. 3 burası. 3'ten çektim. Şuradaki değerle oluyormuş arkadaşlar. Yani şu içerisi 2 olduğu zaman sonuç 3 çıkıyormuş. O zaman ben sonucun 2 olmasını istiyorsam y ekseninden 2'yi bulurum. Bunun karşılığı nereye geldi? Bakıyorum. Hem burada kesti hem de burada kesti. Yani 1 ve 3. X yerine ben yine ne yazacakmışım? 1 ve 3. O yüzden 2 tane değer yazıyormuşum. 2 değer de burada yazmış olduğum 1 ve 3 deyip cevabın D seçeneği olduğunu söylemem gerekiyordu. Gençler, buna benzer sorulardan çok çözdük biz. Neydi bu sorular? Merdiven sorusu. Nereden anlıyorduk? F'i diğer tarafa attığım zaman fx artı 2 eksi fx eşittir 4 şeklinde bir fonksiyona dönüşmüş oluyoruz. Ben burada taraf tarafa topladığım zaman terimlerin gidebileceğini düşünüyorum. O yüzden ne yapıyorum? Merdiven sorusu diyorum. Ve şöyle bir şey söylemiştim. Demiştim ki size verilen ve istenen değerlerden küçük olanı x'li terimlerden küçük olan da 3'ü burada, büyük olanı burada elde etmeye çalışacağım. Ve bunların arasındaki fark 2 olduğu için verdiğim x değerlerinde ne yapacağım? 2'şer 2'şer artıracağım. F3'ü kullanmam gerektiği için ilk başta küçük olan yeri 3 yapmak için benim x yerine zaten 3 yazmam gerekiyor. O zaman x eşittir 3 aldığımda f5 eksi f3 dediğim değer kaç olacak? 4 olacak. Sonra 2 fazlası x yerine 5 aldığımız zaman f7 eksi f5 dediğimiz değer bu da kaç olacak? 4 olacak. X yerine 7 aldığımız zaman f9 eksi f7 eşittir 4 olacak. Ve x yerine 11 aldığımız zaman f11 eksi f9 eşittir kaç olacak? Yine 4 olacak. Biz alacağız. Fazla arttırmışım. Yani elimiz bol bizim ondan. X yerine 9 alınca f11 ile 9 olacak. Biz bunları topladığımız zaman f5'ler gidecek. f7'ler gidecek. f9'lar gidecek. Aşağıda f11 kalacak. Yukarıda da eksi f3 kalacak. Baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane olduğu için 5 tane 4'ün toplamından 20 gelecek. f3'ün zaten bize ne olduğunu söylemiş arkadaşlar. 7 olduğunu söylemiş. Şurası yok değil mi? 16 olacak burası. İşlem hatası yapmaya başladı. 7 oldu bu 16'ymış. Yani bizim f11'imiz kaç oldu arkadaşlar? 23 oldu. Şurası fonksiyonun kendisi olduğu için bunu almamam lazım. Kafadan 4'leri görünce hepsini saydım gitti. 4 tane 4 var. O yüzden 16 yapacak. Toplamda da 23 çıkacak. Devam ettik. F bileşik gx ifadesinin eşiti nedir diye sormuş bize arkadaşlar. Bu f içerisinde gx demektir. Ben şuranın gx olmasını istiyorsam ne yaparım? X yerine gx yazarım. Solda yazıyorsam sağda da yazarım. Bu neye dönüşür? 2 tane gx artı 3'e dönüşür. Yani 2 çarpı x kare eksi 5 artı 3 olacak. Bu durumda 2 x kare eksi 10, 3 de burada var. 2 x kare eksi 7 benim seçeneklerde bulmam gerekiyordu.
Devam ettik. Evet, bu benim sevdiğim soru tarzlarından bir tanesi arkadaşlar. Bakın, yapacağınız şey şu. F2 sorduğu için x yerine 2 alarak başlıyor. X yerine 2 yazdığımız zaman bu f2 olur. Burası 3 tane f-2 olur. Burası da 2-9'dan ne yapar? -7 yapar. Şimdi bakıyorum, ben f2 arıyordum. Bir de buraya f-2 geldi. O zaman benim bunu da düşünmem gerekiyor. Bu sefer x yerine -2 yazıyorum. Nerede? Yukarıda. X yerine -2 yazdım. F-2 oldu. X yerine -2 yazdım. 3 tane f2 oldu. X yerine -2 yazdım. Kaç oldu? -11 oldu. E soruya artık baktığınız zaman aslında bu ne oldu biliyor musunuz? İki bilinmeyenli iki renkten oldu. Ben f2 arıyorum. O zaman f -2'yi yok etmem gerekiyor. Bu durumda burayı 3 ile çarpıp taraf tarafa topluyoruz. 3 ile çarptım. 3 tane f -2 eksi 3 tane f -2 gitti. F2 eksi 9 tane, o zaman eksi 8 tane f2 yaptı. Eksi 33 oldu burası. 3 ile çarpınca eksi 7 de burada var. Eksi 40 yaptı. Her tarafı eksi 8'e böldüğüm zaman ben f2'nin kaç olduğunu bulmuş oldum. 5 olduğunu bulmuş oldum. Devam ettik. Demiş ki f bileşi g'yi oluştur. Ona a kümesini yazınca sonuçta da 2, 3, 4 çıksın demiş. A kümesindeki elemanlar ne olur diye sormuş. O zaman ilk başta biz bir f bileşiği gx'i oluşturalım. Bu ne demektir? F içerisinde gx demektir. Yani x yerine gx yazınca gx artı 1 bölü gx eksi 2 olacak demektir. E bizim gx'imiz ne arkadaşlar? 2x eksi 1. Yerine yazınca 2x eksi 1 artı 1'den 2x kaldı. 2x eksi 1 eksi 2'den 2x eksi 3 yaptı. Bakın bu ne oldu? F bileşiği gx'imiz oldu. Şimdi şunlar sonuç olduğuna göre bize şunu söylüyor burada. Diyor ki 2x'i 2x bölü 2x eksi 3'ü 2'ye eşitle. Aynı zamanda 2x bölü 2x eksi 3'ü 3'e eşitle. Yani bunu 3 yapan değer kaçtır diye soruyor. 2x bölü 2x eksi 3'ü 4 yapan değer kaçtır diye soruyor. E şunu çözelim. Bunu çözdük diyelim. Neyle çözdük? Mavi ile çözdük. Ne oldu? 4x eksi 6 eşittir 2x oldu. Bu durumda 2x'imiz 6 oldu. X'imiz 3 oldu. Bu arkadaşı kırmızıyla çözdük diyelim. 6x eksi 9 eşittir 2x yaptı. Buradan 4x'imiz 9 oldu. X'imiz 9 bölü 4 oldu. Bunu da yeşille çözdük diyelim. O zaman ne oldu? 2x eşittir 8x eksi 12. 6x'imiz 12. X'imiz buradan kaç yaptı? 2 yaptı. Yani ben x yerine 2 9 bölü 4 ve 3 yazdığım zaman arkadaşlar ne yapıyorum? 2, 3, 4'ü bulabiliyorum. O yüzden A kümemiz 2, 9 bölü 4 ve 3'tür diyoruz. Devam ettik. Demiş ki bize fx, x küp ve gx, x kare fonksiyonları veriliyor. Buna göre f bileşiği, g bileşiği, fx ifadesinin eşiti nedir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar olayımız şu. Diyoruz ki biz f içerisinde g içerisinde fx eşittir. F içerisinde g içerisinde f'imiz ne bizim? X küp. E bu ne demek? G x küpü elde et. Ben buranın x küp olmasını istiyorsam x yerine x küp yazarım. O zaman f içerisinde x küpün karesine dönüşmüş oldu. E ben bunu arıyorsam burada x yerine x küpün karesi yazmalıyım. E sol tarafta yazıyorsam sağda da yazarım. Yani ne oldu? X'in küpünün karesinin küpüsü oldu. Ve ben bunları aldığım zaman üst üste olan sayıları çarpmam gerekiyordu. Üst sayılara göre 3 çarpı 3 çarpı 2 deyip x üzeri 18'i seçeneklerde bulmam gerekecekti. Devam ettik. Demiş ki fx artı 2 fonksiyonun eşiti nedir? Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde yapacağım. İçeriği ilk başta fx'e çevireceğim. Sonra x yerine x artı 2 yazacağım. Çünkü rasyonel bir ifade verdiği için birazcık işler karışır. Yani ben buraya k deyip k artı 2 eşitleyip x'i yalnız bırakacak değeri de yerine yazabilirim. Onu da kullanabiliriz ama bu sefer diğer yöntemi kullanmak istiyorum. O zaman şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki içerinin tersini yerine yazmam lazım. 2x eksi 3 bölü x artı 5'in tersi
Ne olacaktı? Buradaki 2 ile buradaki sabit sayı, yani x'in katsayısı ile sabit sayı hem yer değiştirecek hem de işaret değiştirecekti. Ve bu durumda ne oldu? Eksi 5x eksi 3 bölü x eksi 2 oldu. Bunu alıyorum burada ve burada yerine yazıyorum. Buna göre bizim artık burası fx'e dönüştü. Burası da eksi 5x eksi 3 bölü x eksi 2 artı 1 oldu. Sonra ben fx artı 2'yi aradığım için x yerine x artı 2 yazıyorum. Fx artı 2'miz eksi 5 çarpı x artı 2 eksi 3 bölü x artı 2 eksi 2 artı 1 yaptı. Şunlar gitti. Bir adım daha düzenledik. Dedik ki eksi 5x eksi 10 eksi 13 yaptı. Şuradaki eksi 3'ü de kullanınca. Şuradan da payda eşit dersek artı x geldi. Bölü x oldu. Yani düzenlersek eksi 4x eksi 13 bölü x'i seçeneklerde bulmamız gerekiyordu. Devam ettik. Bakın şu 5 ve şu 2 zaten ne yapıyor? Fonksiyonun ve paydasını ve fonksiyonun tersinin paydasını 0 yapan değerleri kümeden çıkartıyor ki bu fonksiyon olabilsin. Sonra bize neyi sormuş? F'in tersinde 3 nedir demiş. F'in tersini bulmak için biz ne yapıyorduk? X'in katsayısıyla paydaki x'in katsayısıyla paydadaki sabit sayıyı hem yer değiştiriyorduk hem de işaret değiştiriyorduk. O zaman eksi 5 artı 5 olarak çıkacak. Artı 2 eksi 2 olarak inecek. Bu durumda f'in tersinde 3 dediğimiz ifade 3 yazdık. 5 çarpı 3 eksi 4 bölü 3 eksi 2 yaptı. Yani düzenlersem bizim cevabımız kaç oldu? 11 oldu. Geçtik bunu. Dedik ki ne demiş bize? G bileşki f3 değeri kaçtır diye sormuş. Bakalım. G f3 demektir bu. Bizim f3'ümüz belli. Eksi 2. G eksi 2 oldu. Bizim G eksi 2'miz belli. 5. Sonuç ne çıktı? 5. En sevdiğiniz soru çekti. Yerine yaz çıksın. Geçtik. Ne demiş bize? F bileşki G'nin tersinde 7. Tamam bakalım. Bu ne demektir? F içerisinde G 7 demektir. Pardon, G'nin tersinde 7 demektir. Yani x eşittir. G'nin tersi içerisinde 2x artı 1 diyoruz. Şurası 7 olacakmış. 2x artı 1 eşittir 7 ise düzenlerseniz x'iniz buradan 3 çıkar. Yani ben bu 3'ü hem burada hem de burada yerine yazdığım zaman aslında şu arkadaşın 3 olduğunu bulmuş olacağım. Yani bizim aradığımız şey f 3'e dönüşmüş oldu. Buna göre x yerine benim 3 yazmam lazım. Burası fx olduğu için 3 olması için 3 yazmam gerekiyor. 3 çarpı 3 eksi 4 deyip 9 eksi 4'ten benim seçeneklerden 5'i bulmam gerekiyordu.